Nepal'in, Katmandu'nun, hatta dünyanın en büyük Budist tapınaklarından birine geldim şu an. Evet, arkamda gördüğünüz Bodrunath Tapınağı. Burası özellikle Tibet'ten, Himalayalardan, Güney Asya'dan gelen Budistlerin önemli kutsal bir mekan. Bodrunath Tapınağı'nın üzerinde Buda'nın dört tarafta gözleri bulunuyor. Buda'nın her yeri gördüğünü anlatmak için. Evet, gördüğünüz gibi arkamda. Şimdi Ukrayna'ya doğru çıkacağım. Burada da dua tekerlekleri var gördüğünüz gibi. Bunları çeviriyorlar bu şekilde. Evet, bu şekilde çeviriyorlar yürüyenler. Ve çevirirken Om Mane Padme Hum diyorlar. Anlamı Lotus çiçeği üzerindeki budaymış. Evet, gördüğünüz gibi. Bu şekilde tekerlekleri çevirerek Buda'nın etrafından dolanıyorlar. Bu tapınağın içerisine giriyoruz. Gördüğünüz bu tapınağın arkada tarafında. Girişte bir tür ateş yapmışlar. Burada dört bir köşede her tarafta dumanlar yükseliyor. Ve şimdi içeriye giriyorum yavaş yavaş. Evet, gördüğünüz gibi burada da o tekerleklerden var. Evet. Sandal var gördüğünüz gibi. Ve diğer özelliklerden bir tanesi de gördüğünüz bayraklar. Rengarenk bayraklar. Bunlar dua bayrakları. Evet. Burası son nokta. Daha ileriye geçemiyoruz. Evet. Tapınağın etrafında 5 farklı renkte dua bayraklarını görüyorsunuz. 5 renkte bunlar. Nepalliler insanın 5 farklı elementten oluştuğunu inandıkları için bu şekilde tapınağın dört bir tarafını bayraklarla süslemişler. Bu 5 element hava, su, toprak, ateş ve gökyüzü. Evet, şimdi buradan ayrılıyorum. Diğer bir başka bölgede, başka bir yerde görüntüler alacağım. Burası UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. 25 Nisan 2015'te listeye alınmış. Evet, karşıda da bir büyük dua tekerleği. Gördüğünüz gibi dev bir dua tekerleği. Bayağı ağır. Okay, thanks. Evet, içeri girmek yasakmış.
Burada da genellikle Tibetlileri görürsünüz. Evet, meydanda güvercinler, Bodrinath Buda heykelinin önünde. Gördüğünüz gibi Buda'ya yardım toplayan bir Tibetli olması lazım. Bu şekilde Buda'ya dileklerini dile getiriyorlar ve gönüllerinden kopanı görüyorlar.